bak hele. Arkadaş bu şehri İstanbul ne kadar da güzel bir yer ya. Yemin ediyorum bunun kıymetini bilmemiz lazım ihtiyar. Çok doğru dersin şu an. Çok doğru söylersin. Kıymet bilmek icap eder. Kıymet bilmek icap eder. Aleykümselam. Allah Allah. Neler etmişler ne yok? Allah senden de razı olsun. Vallahi Nurseda Hatun çok değişik bir kişilik. Git gel sevdalı. Ya beni seviyor mu sevmiyor mu muallak yani bilmiyorum anlayamıyorum. Vallahi biz Asuman Hanım'la dolu dizgin İzdivaç'a doğru gideriz. Artık gerisini sen düşün. Vallahi yemin ediyorum seni şu Haliç'in sularında boğarım ben. Benle nükle yapma gözünü seveyim. Ya arkadaş bende de ne şans varmış ya. Ya sen 560 sene öteden günümüze gel. Git sultanın bacısına sevdalan arkadaş. Nasıl iştir ya? Ah Şahin'im ah. Bundan sonraki Osmanlı tokadı da Şahin'im için gelsin. Vay arkadaş. İskender kızını senden uzaklaştırmak için erinmemiş, gücenmemiş bir ton yalan oluyormuş ha. Hem de ne yalanlar komiserim. Yok ben bir teşkilatın üyesiymişim. O teşkilatın tetikçisi Kazım'mış. Biz aslında İstanbul'u öldürmeye çalışıyormuşuz falan. Saçma sapan yalanlar. İyi. Neyse ki Kazım İstanbul'u her şeyi anlattı. Allah'tan Kazım'la İstanbul'u yüzleştirebildim de. İçim rahat komiserim. Bu arada Kazım'ı başka bir cezaevine almamız şart. Yani malum onu orada yaşatmazlar. O iş kolay. Savcıyla konuştum. Hastaneden çıkar çıkmaz yeni hapishanesine nakledecekler. İstanbul ne diyor? Sence Kazım'ın anlattıklarına inandı mı? Onun için çok zor bir durum komiserim. Bekleyip göreceğiz. Daniel'e kaçta başlayacak oğlum? Birazdan başlar. Soner çıktığında anasının yerine bizi görünce çok şaşıracak ha. Abi mandalinanın o beyaz şeyi iyice temizlesen yutamıyorum. Oğlum siz pimpirikli olmak için yanlış mesleği seçmişsiniz ya. Gerçi sizde suç yok. Ananız sizi böyle çıt kırıldım yetiştiriyor. Sonra evleniyorsunuz, el alemin kızı da kahrınızı çekiyor. Ben böyle miyim? Ben hiç yemek ayırt etmemişim. 3 yaşına kadar ana sütü emmişim, 6 yaşına kadar da kuru mamayla beslenmişim. Demek annesinden dolayı böyle kubrak zekalı, zeki, çevik, atletik, aynı zamanda böyle presentable'sın. Yok ya, onunla alakası yok ya. Benimki tamamen mamaya dayalı yani. Maşallah. Al. Sana vereyim mi? Geçmiş olsun Soner kardeş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nereye kaçıyorsun oğlum? Kaçmıyorum abi. Ben üçünüzü birden görünce böyle refleks olarak... Cezaevinden şimdi çıktım abi. Ne arıyorsunuz bende yok. Vallahi bak. Çok yaşa. Sağ ol abi. Allah sağ ol. Abi hem çok yaşa diyorsun hem ağzıma vuruyorsun. Altınlar nerede lan? Abi vallahi altın yok. Ben şimdi cezaevinden çıktım gördünüz. Cezaevinde altın günü yapmıyoruz ki biz. Ara bak vallahi bende yok bir şey. Oğlum bana kelime oyunu yapma lan. Kuyumcuyu soydunuz, çatışmada arkadaşın öldü. Altınları aldın kaçtın. Sonra yakalandın, üzerinden altın çıkmadı. Nereye sakladın altınları? Ha. Ha sen abi bir dakika sen onu diyorsun. Abi ben içeride tövbe ettim. Hepsini bıraktım artık. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben beni topluma adapte etsinler istiyorum. Ben bilmiyorum vallahi abi. Güzel. İskender Bey seni kendi elleriyle böyle topluma çıtır çıtır adapte eder. Sen hiç merak etme.
Hey, ne oluyor orada? Ay, yok bir şey ya. Arkadaş çıktı ya, kutlama yapıyoruz ya. Gel bakayım buraya. Gel, hadi aslanım. Gel, gel. Gel. Abi telefon çaldı galiba ya. Telefon mu? Lan! Yakalayın lan! Abi kaçıyorsun. Oğlum sen niye kaçıyorsun lan? Abi vallahi refleks oldu galiba. Kaçma. Annem gelecekti, ben anneme kaçıyorum. Merak etme, anneni getirdik biz. Vallahi niye söylüyorsun ya? Sağ ol abi. Adam. Nerede? Bak. Anne. Bak. Bana bak. Abi annem geldi diyorsun. Eğer altınların yerini söylemezsen anneni öldürürüz. Öldürür müsünüz? Abi anneler öldürülür mü hiç? Ne kadar vicdansızsın. Ya ben yufka yürekliyim, ben öldüremem de. Bunlar öldürürler. Pis. Tamam, ne istiyorsun? Hocam, siz bana tüm bilimleri öğretseniz de ben okula gitmesem olur mu? Hayırdır inşallah, ne oldu ayarine? Ya, hocam ödevimi eksik yaptım diye azarladı beni. Rezil oldum ben bütün sınıfta. O seni kırmak için değil, senin iyiliğin için azarlamıştı. Koskoca Fatih Sultan Mehmet şehzadeyken Akşemseddin derslerden kaçıyor diye onu azarlamıştı. Vay be, yani ben Fatih Sultan Mehmet gibi mi olacağım hocam? İnşallah ayarcığım. Ecdadımız alimlere çok önem verirdi. Onların yollarını aydınlatırdı, hem de gönüllerini aydınlatırdı. Alimler padişahların hem gönüllerini aydınlatırdı, hem yollarını aydınlatırdı. Eyvallah hocam. Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Han, yanında Şeyhülislam İbni Kemal Paşa var. Böyle at başı yan yana giderlerken alimin atının ayağından çamur Yavuz Sultan Selim'in kaftanına sıçrıyor. Tabii alim adam telaşlanıyor. Yavuz Sultan Selim'in kaftanına çamur sıçratmak mı? Eyvah, yandı. Ama Yavuz Sultan Selim Han diyor ki bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir diyor. Ben ölünce diyor bu çamurlu kaftanı üstüme örtün diyor. Vay be. Böyle alime böyle sultan yakışır hocam. Ya Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Yalnız onlar altın gümüş değil, miras olarak ilim bırakırlar buyurmuştur. Hocam şu adamı tanıyor musunuz? Hangi adam? Ayar. Ayar, kütüphane kapanmadan gidelim kitapları alalım hadi. Geçebilirsin, hoş geldin. Asuman! Asuman! Hayırdır Necip abla, hoş geldin. Müjdemi isterim. Hoş geldin Necip abla, buyur geç otur. Ay ne oturması, şimdi oturmanın sırası mı? Bana bak şimdi, dinle beni. Hayri Bey var. Benimkinin akrabası. Hoppa, mutluluk zincirine bir halka daha geliyordu. Ay görsen Haza beyefendi, böyle kalender bir adam, çok tatlı. Şimdi bu adamcağızın 5 sene önce karısı öldü. Artık ikinci baharını yaşamak, yaşatmak istiyor. Oo, çok iddialı. Şey, yalnız benim teyzemin ikinci bahar kontenjanı doldu. Artık başka baharlara. Karışma kız sen. Bak şimdi, dinle beni. Hayri Bey izdivaca karar verdi. Çok da iyi bir kısmet. Ben de düşündüm, taşındım. Bu hayırlı kısmeti komşucuğuma yapayım dedim. Ha? Ne dersin? Allah razı olsun Necibe ablacığım. Koştura koştura gelmişsin. Fakat benim Doğan Bey'e sözüm var. Necibe ben... Ay! Olmaz senden zaten. Ay şunun suratına baksana. İnsanın yaşam enerjisine emer bu. He ya, paratonerim ya ben. Allah Allah! Şşş. Olmuyor yani.
Ben o zaman gideyim. Mama sandalyesinde torunumu bıraktım. Haklısın Necip ablacığım. Bekleriz, dur geçir. Kadına bak ya. Daha elin bir ayağı çukurda, adamına yakıştıramadı beni be. Bu yaşımda tepemden kısmet yağarken dibinizde ot bitmiyor Nurseda Hanım, farkında mısınız? Teyze boş versene ya. Senin doğan fazla atik çıktı. Benimkinde atraksiyon yok. Ne yapayım? Nasıl olsun atraksiyon? Ya senin yaşındaki kızlar o zarif elleriyle iğne oyası yaparken sen en ufak kazada elinle levyeyle adam kovalıyorsun. Nikah memurundan bile fazla insan evlendirmiş Necibe abla seni o kart adama layık görmedi. Farkında mısın? Bunu bir düşün. Biraz cilveli ol, atik ol, bir şey ol ya. Aha, tamam. Ben o Necibe'ye kalmam, sen merak etme. Senin o beğenmediğin kadın var ya, sabah ezanıyla kalkar, önce evin işini halleder, saat 10'a kadar komşu turlamasını bitirir Nurseda. Ya sen evlensen adamını kahvaltısız yollarsın ha Ayşe. Zaten 12'den evvel neticeni kaldıramıyorsun yatakta. Artık devir değişti teyze. Eli kolu yok mu ya? Kendi kahvaltısını kendi hazırlasın, hayret bir şey be. Senin gibi tembel kadınlar yüzünden sabah programları öğleden sonra başlıyor. Bunu unutma. Sen zaten bu programların o kadar etkisinde kalıyorsun ki. Çok mu kalın benim ellerim ha? Çırağında şatafatlı düğün. İstanbul buna bayılacak. Arşiyon'un mutluluğu için 1000 kişilik mükemmel bir organizasyon hazırlattım. Gel kızım, gel. Ateş, masal gibi bir düğün hazırlamış. Masal mı? Masal. Ne yazık ki... masal burada biter. Ve uyuyan prenses gözlerini açar. İstanbul neyin var? Neler söylüyorsun sen İstanbul? Nasıl yaptın bunu bana? Neden? Hı? Neden kendi yalanlarınızı yaşattınız? Kızım. Sakın sözümü kesme baba. Dinle, olur mu? Burada hepimiz biliyoruz ki ortada ne teşkilat var, ne de parti. O teşkilatın adamı. Kızım sen ne diyorsun? Teşkilatın tetikçisi Kazım seni öldürmeye çalışmadı mı? Fatih ona yardım etmedi mi? Kazım tetikçi falan değil. Sadece kendi intikamını almaya çalışan sıradan bir adam. Ne diyorsun sen? Ne intikamı? Kızının intikamı. Kızının intikamı baba. Her şeyi biliyorum. Kim söyledi sana bunları? Kazım. Bizzat kendisinden dinledim. Dinledikçe yıkıldım. Utandım. Nefret et. Kazım'la görüşmesine izin mi verdiniz Ateş? Hani işi bitecekti Kazım'ın içeride? O akşam işini bitireceklerdi. Ama bitirememişler işte. Kahretsin. Her şeyi mahvettiniz. Altınları buraya gömmüştüm. O ne be? Yeni Çoruh Ocağı mı oldu burası?
Yuh. Polis de var. Yok arkadaş, ben burada 5 dakika daha beklesem içeri jandarma girer, polis vardır. Buraya hayatta giremez. Ayağacığım, derslerini bitirdikten sonra bu çizgi romandan İstanbul'un fethini okursun. Tamam hocam, okurum. Hocam şu az önce kaçan adam. Hilmi bu ya, niye böyle yapıyor ki? Hilmi. Hayırdır inşallah ya, yüzümüze bakmıyorsun. Bir kusur mu ettik? Estağfurullah hocam. Ben size karşı bir kusur ettim. Geçen ay bir hafta sonra ödeyeceğim diye aldığım 500 lirayı zamanında ödeyemedim. Mahcubum. Sizi görünce utancımdan yolumu değiştirdim. Allah iyiliğini versin Hilmi'ciğim. O verdiğin 500 lirayı ben sana hibe ediyorum. Lütfen Allah rızası için kabul et. Olur mu öyle şey hocam? Elim bollaşınca ben... Tamam Hilmi. Lütfen kabul et. Allah razı olsun. Estağfurullah. Hadi. Sağ ol. Özür dilerim. Seni Fatih ile görüştürdüm. Tam da düğün arifesinde. Ama senin mutluluğun için de her şey. Özür dileme Irmak. Sen doğru olanı yaptın. Beni uyardın ama ben görmedim. Üzme kendini bu kadar. Babamla Ateş'in gözlerinde bana yaşattıkları yalanı gördüm. Fatih. Fatih'e çok haksızlık etti. Bak Fatih seni suçlamıyor. Hem suçlasa bu kadar süre peşinden koşar mıydı İstanbul? Bir düşün. Hadi sen dinlen biraz. Sonra konuşuruz. Irmak. Teşekkür ederim. Sen beni hep dinledin. Ne zaman içimi dökmek istesem sana geldim. En yakınımdakiler beni aldatırken... sen benim en yakınım oldun. Sırdaş gibi. Kardeş gibi. Kardeş gibi ya. Kardeş gibi. Son herifi bir çizdim. Bir daha da bu mahalleye uğrayamaz ha. Bak bak. Hoppa. Ne yapıyorsun burada? Al bakayım topunu. Verir misin topunu? Yok vermem. Sen al. Sonuç kötü olur baştan söyleyeyim. Ne yapacaksın? Babanı mı çağıracaksın? Evet, Yeniçeri babamı çağıracağım Doğan abi. Çok korktum ama ben şimdi. Ya ver şu topu. Yok vermiyorum, vermiyorum. Bak burada. Vermiyorum işte. Ver dedim. Of ya. Ne oldu? Topun nereye kaçtı ha? Gel böyle. Ay yes. Ay. Zükürsün. Oyunuz mu bozun? Ya kusura bakmayın. Estağfurullah. Sendeki kusura hiç bakılır mı ya? Ebru abla sen eve git. Hiç gerek yok. Abla da iyiymiş ama. Ya ne oluyor ya? Çocukla daha işimiz bitmedi. Ama istersen sen de katılabilirsin bize. Tabii. İşte.
yapıyorsunuz burada? Sana ne oluyor? Sen burada polisi ayağına mı yatıyorsun ya? Ya ben bir ayağa yattım falan yok da. Siz bayanı tanıyor musunuz? Yok. E tamam, o zaman şöyle bir uzakta durun bakayım ya. Hayırdır? Sibyen Mektebi toplantısı mı var? Sorma Şahin Bey, sorma. Adabı senden mi öğreneceğiz? Bas git artık sen de be. Bak şimdi, arkadaşlar, gençler, yavaş. Hayırdır inşallah? Gel sen. Hayırdır inşallah? Gel, hayır. Nedir sizin sıkıntınız gençler? Çantayı yapalım da. Bak, güzel yapmışsın sen. Ana! Tamam. Bak, 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 açılıyor da ya. Ya bu arı gibi sokar bir şey olsun bunları. Kelebek olsun, kelebek gibi uçar diyor ya. Rica ederiz canım. Gençler işte, öğrenecekler. Ya arkadaş, gerçekten inanılır gibi değil. Çok beğendim, çok teşekkür ederim. Bak hele bak. Bunlar şey mantıklı. Sen niye yararsın sabah sabah? Çocuğum, bak. He? Senin yaşın bu tokadı yemeye yetmez. Şimdi düşün bakalım önüme. Geç, hadi, geç. Hadi okula gidin, okula bak, gidin. Bak, bak. Sokakta dolanmayın böyle iç sürüsü gibi. Okula gidin ya. Değil mi? Okula sinirlenmeyeceğim. Yemin ederim sinirlenmeyeceğim. Bugün sakin. Gidin dersinize çalış. Sibyen'e bak ya. Elinde ne var ya? Kim veriyor bunlara bunları? Beni taklit etme. Abi bir şey diyeceğim. Ben o altınları öyle bir yere saklamışım ki abi. Oraya hayatta gel. Kapıda 5 dakika bekledim. 2 tane yeniçeri, 1 tane polis çıktı abi. Yani o eve hayatta giremem. O çil çil altınları unutalım biz. Bana bak. O altınları senin yüzüne çil diye çizerim. Sonra yüzünü bozdurup bozdurup harcarım. Ona göre. Abi dinlemiyorsun ki. Ben oraya saklıyordum altınları. Ev bomboştu, hiç kimse yoktu. Şimdi 2 tane yeniçeri var. 1 tane polis var. Ben oraya nasıl gireyim abi? 5 dakika daha beklesem içeriden ordu falan çıkacaktı yani. La sen o altınları Fatih ikincinin evine mi sakladın yoksa? Abi ikinci mi, üçüncü mü bilmiyorum ama 1 dakika. Abi ben sakladığımda adres aldım. Adres bu. Abi niye ağzıma vuruyorsun ikidir ya? La oğlum İstanbul'da, koskoca İstanbul'da altınları saklayacak başka yer bulamadın mı Fatih ikincinin evine saklıyorsun? Abi orası boştu. Ben oraya gittiğimde bomboştu. Hiç kimse yoktu ki ben oraya sakladım. Şimdi 2 tane yeniçeri, 1 tane polis var. İçeride belki ordu bile var. Ben oraya giremem ki. Altınları o evden kurtarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Nasıl yapacağız? Almanya'dan oğlum gelecek desek. Ben bir şey düşüneceğim. Ebru'şum. Canım gel, hoş geldin. Özlettin yahu. Böyle ver, ver. Taşıyamıyor da Allah'ım. Herkes. Gel. Gel öpeyim. Bir tane. Oo, bir tane. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de sizleri özledim. Ay, Bursa'daki akrabalarımı ziyaret ettim. Sonra sizlerin yanına, amcamın yanına tekrardan döndüm. Oh, ne iyi ettin. Hadi geç, 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 çıkar. Şunları da. Güzel kız. Giy. Canım benim, gel. Otur, otur şöyle. Otur şöyle. Şş, bana bak. Bursa'dan gelirken dikkat edeydin kız saftirik. Yine arabanın bir yerine uyuşturucu muyuşturucu yapıştırmasınlar. Kimyasalla boğuşturma bizi. Kız niye kötü şeyleri hatırlatıyorsun? Ya oldu bitti işte. Hem sen o gün orada olmasaydın üstümüze belayı çekmezdik. Yani aslında buraya kadar bir şey olmadı da az önce sokakta serseriler sarkıntılık etti. Önce anlamadım ama baktım ki meğersem ayırda itip kokuyormuş bunlar. Ay bir korktum, telaşlam, ne yapacağım bilemezken bir anda Fatih çıka geldi, kurtardı beni. Yani arkadaşlar da yanında geldiler sağ olsunlar. Oh oh oh. Artık bir şeyin olması için 40 kez söylemeye gerek yok. 4. de oluyor. Gençler hızlı. Kısmetse, olacağı varsa ondandır. Hı hı. Hı hı. Ama Fatih'i görmeliydiniz. Tıpkı bir kahraman gibiydi.
gibisi fazla kahramandı diyeceksin. Bir Malkoçoğlu, Battal Gazi neyse benim yeğenim öyledir. Teh, abart abart, tam olmadı. Kız, yalan mı? İki tane özel yeniçerisi var. Ebruşum, canım, sizin burçlarınız tuttuydu ya. Şimdi yükselenleri kontrol ediyoruz. Bu işi hemen bağlıyoruz, ne dersin? Ay dur abla, acelen ne? Yani bakarız kısmet. Teyze az dur, yavaş. Gelir gelmez yapıştın kızın boğazına, bir su mu içsin? Ağzı mağazı kurumuş, dur. Kırdık. Geldim, geldim. Ay seni hiç beklemiyordum doğrusu. Neyin doğrusu? Ha? Ya böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi gelirim. Aşkimovski. Gel bakayım, gel. Gelin gençler içeri, hadi. Geç, 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 geç içeri. Ay. Geç, 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 geç. Ay, geç, ne geç. Oluyor? Geç, 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 geç. Sol tarafa, salona. Benimle aşk yaşıyorsan böyle şaşırman çok normal. Aşkimovski. Aşkimovski ne? Bu adamlar kim, Demir? Geç, geç, geç. Dizil karşıma. Dizil, dizil, dizil. Aç kapağı. Kime kapak? Bu ne şimdi? Seç beğen birini al, sana hediye aldım. Aşkimovski. Çok pahalı şeyler. Kabul edemem Demir. Ya sen ne yapacaksın parasını ya? Ben büyük iş peşindeyim. Yakında hazine gelecek, hazine. Sen seç birini al. Naz yapma kız. Madem öyle diyorsun. Ben bunu seçtim. Oh. Oh. En güzelini seçtim vallahi, bravo. Ya hey. Tamam, kapa kapakları, kapa. Hadi çık kız, hadi. Çık, 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 çık. Johnson. Ben bir prova yapayım. Nasıl yapayım? Güvenli bir ruj. Biraz yönetimi. Efendim iyi günler. Sincap gibi onu ki. Efendim iyi günler. Bize tiyatro için bilet kazandınız. Davetleriniz. Orada olmazsınız. Ta 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 ta. Kazandınız. Ne mi kazandınız? Tiyatro için bilet kazandınız. Kim o? Tiyatro kumpanyasından geliyoruz efendim. Hayırdır? İyi günler efendim. İyi günler. Biz tiyatro kumpanyasından geliyoruz. Bu akşamki tiyatro oyunumuz için davetiye bilet dağıtıyoruz. Tiyatro? Evet. Bedava mı? Bedava, hatta beleş. Ne demişler? Beleş oyun sinemadan tatlıdır. Buyurun efendim, 6 tane biletimiz var bizim burada. Ama biz 7 kişiyiz. Hay Allah ya, 7 mi kişiyiz? O ne ara geldi ya? Anlamadım. Şey yani sorun değil. Ben gişeye Fatih ikinci adına bir davetiye bilet daha ekletelim. O da beleş. Oradan alabilirsiniz. Fatih tanıyorsun yani. Tanımıyorum. Şöyle efendim, biz elimizdeki adres ve bilgileri göre dağıtıyoruz adres Fatih ikinci. Oradan biliyorum ben. İyi, geliriz o zaman. Çok seviniriz. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Lütfen oyun bu akşam biliyorsunuz. Tiyatro bekletilmez, beklenir. Erken erken gelelim, seyredelim efendim. Tabii. Geliriz. Evet, saçlarınız çok hoş olmuş. İyi günler. Ah, teşekkürler. De, sana ne be? Nasıl buraya olan buna? Müjdemi isterim. Tiyatroya davetliyiz. Cimcime Muğurlu geldi. Hayırdır inşallah. Nasıl yani? Hayır vallahi. Gidiyoruz işte. Tiyatroya gidiyoruz bu akşam. Bak biletlerimiz. Tiyatora nedir tiyatora? Ha? Ne kadar da caizin ihtiyar ya. Tiyatorayı bilmiyoruz bak. Tiyatora. Tiyatora?
tiyatora. Tiyatora yani böyle cıvcıvlı, vıvıvlı, kımıl kımıl böyle. Yani anlatılmaz o, yaşanır. Hayal perdesi gibi bir şey midir? Ya hayal perdesi gibi de bir yandan da değil. Yani böyle karagöz gibi ama böyle kımıl kımıl böyle çok cıvcıvlı. Yeter yeter tamam. Sanki bilirmiş gibi. Amma uzattım bra. Hayırdır bu? Nereden çıktı bunlar? Vallahi belli yerlere dağıtıyorlarmış. Ay işte ne güzel, hep beraber gideriz. Amcamı da alırız. Fatih sen de gelirsin değil mi? Nereye? Tiyatroya. Ha, bakarız ya, bakarız. Aa, mızıkçılık yok, birlikte gidiyoruz. Zorlama sana çocuğum. Asuman Hanım öyle dediyse öyle olacak diye ama. Şahin, yine başladın ha. Bak Ebruş'uma, ayağının şansıyla geldi cimcime. Sen olduğun yere bela çek. İstanbul'un öğrenmesi, hem de Kazım'dan öğrenmesi affedilmez bir olay. Anlıyor musun Ateş? Demir'in adamları beceriksiz çıktı efendim. Böyle adamlarla çalışılmaz. Tam da sona yaklaşmışken, tam düğününüzü yapacakken bu hiç iyi olmadı. Ya neden Kazım'ın işini bitiremediniz içeride ha? Ya neden sen bir halta yaramazsın? Efendim benim Kazım'dan bile haberim yok ya. Ya adamın daha dünyadan haberi yok. Ben böyle bir adamla nasıl çalışabilirim? Efendim o işle Ateş Bey ilgileniyordu. Zaten benim Kazım'dan haberim olsa onun şimdiye kadar helvasını yemiş olurduk. Helva dedim de canım yaz helvası çekti. Yeter kesme! Bir daha gelmemek üzere. Çık dışarı. Nasıl yani? Kovuyorum seni Demir. Efendim benim kovulmazlığım var. Ben aileden biriyim. Kovuldun. İşten de kovuldun, aileden de kovuldun. Defol. Son kararınız mı efendim? Tamam efendim, hemen hallediyorum. Rozetim olsa onu da bırakacaktım da şimdi silahla kimliği bıraktım. İstanbul karşıda bırakacak mısınız? Aa, depozitosunu ödeyecek misiniz? Ya bunun içinde nereden baksan 7-8 defa gidiş gelişlik şey var ya. Ay sonu vereyim olmaz mı? Tabii nasıl isterseniz. Oo, Marmaray'ın ben aktarmasını kaçıracağım ya. Hadi görüşürüz. Ya ben size bakarız dedim ama benim hiç tiyatroya gelesim yok. Beni affedin olur mu? Ne olur gelirsen Fatih, kültür şoku mu yaşarsın? Teyze işim gücüm var işte, uzatma da. Ama Ebruş'um da çok istedi, yani çok heveslendi hep beraber gideriz diye. Gelmezsen çok kırılırım Fatih. Bak misafirimiz de ısrar ediyor, şart oldu artık. Allah Allah, gelmeyeceğim diyor çocuk işte, üstüne gitmeyin daha. Tamam, tamam, tamam. Geleceğim, geleceğim. Ya ben telefonu unutmuşum. Al da geleyim ha. Hadi. Bunları yan yana oturtalım Nurse'de. Aa, var ya hakikaten şu izdivaç programcıları gibisin ha teyze. Biraz daha sıksan Necip Bey'e tur bindirirsin söyleyeyim. Bundan sonra tamamen senin aşkım Oski. Nasıl ya? Bastım istifaya geldim. Nasıl yani? Niye ki? Ya 7-24 çalışılmaz ki aşkım Oski ya. Kendime ayıracak, sosyal aktivitelerimi ayıracak bir vaktim bile yok ya. Aşkım Oski'ye vakit ayıramıyorum dedim. Aldım ceketimi, çıktım geldim. Ay ne yaptın, ne yaptın? Korkma canım. Ben gerekirse taş taşırım, simit satarım ama sevdiğime bakarım. Biz böyle gördük yani.
İnanamıyorum ya. Şunun yaptığına bak. İyi oldu aslında. Ne zamandır ihmal ediyordum. Tekrar yazmaya başlarım diyorum. Sen yazacaksın. Ne yazacaksın? Kitap mı? Yok, sözlük yazarım ben. Sözlük. Ha, nikim de günlük yufkacı. Şöyle diyorum ki, işe girene kadar 3-5 entry patlatayım ha. Mesela bak, sevgilisine böyle taş taşıyıp bakma sorunsalı. Nasıl? Çok güzelmiş, etkileyici. İyi mi? Sen de yazar mısın? Ben ilgilenmiyorum. Ben öğretirim sana. Aşkım Oski, evde nar var mı ya? Var Demir, ne olacak? Bir nar portakal sık da içelim, ha? Ay şimdi... Vay, gerdanlığı da takmış aşkım Oski. Hadi kız, sık gel. Ay. Saat kaç oldu? Bunlar hala niye çıkmadı? Geç kaldılar. Telefon. Alo, Demir abi. Ne yaptın? Girdin mi eve? Aldın mı altınları? Yok abi, ne girmesi? Daha dışarı çıkmadılar ki, bekliyorum. Ne oğlum, bunlar ne zaman gidecek tiyatroya ya? Vallahi almayacaklar. Bak, oyun başlarsa adamın konsantrasyonunu da bozacak sahnedekinin ya. Abi ne diyorsun ya? Yani ne diyorsun? Ben bir an önce çıksınlar, altınları alayım. Anamı senin elinden kurtarayım da bekliyorum burada. Sen bana sahne diyorsun ya. He, senin anan bizim elimizdeydi değil mi? Doğru ya. Bana bak. O altınları bana getirmezsen anana mezar yeri bakmaya git ha. Abi, Demir abi. Kapattı. Vallahi kapattı. Adamın annemi kaçırdığından haberi yok. Hadi söyle. Gazne, Gazneliler. Bak yazdım. Yazdın mı? Aferin. Gazneliler. 1963 değil. 963. Öğren bunları ya. Allah Allah. Allah Allah. Selçuklular. Büyük Selçuklular. Bak sen okumayı iyice öğren. Ben sana matematiği de öğreteceğim. Söz veriyorum bak. Benim fenli ilimlere istidadım zaten çok vardır. Selçuklular. Gazneliler'deydik. Gel şimdi Selçuklular'dayız. Ya ne ufladın pufladın ya? Allah'ını seversen nedir ya? Ya Şahin, ben bu tiyatro nedir bilmem ama Asuman Hanım'la gideceğiz ya. Çok heyecanlandım. Tiyatro... Ha, nedir? Hani siz oyunculuk yaptınız ya. Nedir? Onun gibi bir şey işte. Görünce anlarsın zaten. He, görünce anlarsın. Pek bir şey anlamadım ama. Haydi kalk. Kalk talim edelim. Ne diye? Ya okuyorum ben, ya okuyorum. Haydi dedim. Heyecanımız yatışır, haydi. Ya okuyorum ben diyorum. Ya haydi dedim. Talim edelim. Haydi. Hadi hazırlanın, çıkıyoruz. Hadi kalkın gidelim. Oley, ders biter. Işığı kapatıp gidelim. Haydi. Ayar efendi. Bak, şimdi beni dinle. İnsanın fıtratındaki nazeninlik haline, diline de yansımalıdır ki hayat bulsun. Bizim zamanımızda ışığı söndür demezdik. Allah etmesin. Allah hiçbir şeyin ışığını söndürmezsin. Değil mi? Amin. Lambayı dinlendir derdik. Işığı açacağımız zaman da lambayı uyandır derdik. Bizim zamanımızda kapıyı kapat da demezdik. Allah kimsenin kapısını kapatmasın. O yüzden kapıyı ört ya da sırla derdik. Vay be, sizden sadece Osmanlı'da cenk etmeyi değil, Osmanlı'nın edebini de öğreneceğim. Aferin sana. O zaman Asuman ablaları bekletmeyelim. Bekletmeyelim. Doğru diyorsun. Bak çok çabuk öğrenir. Haydi, haydi. Düşün önüme. Niye çıkmadı bunlar hala? Tiyatro yerine Luna Park falan mı ayarlasaydık acaba? Hadi çıkalım. Sonunda
yola çıktılar vallahi. Ayyar efendi. Bak biz Cenk'e giderken ayağımızı böyle rap rap vururduk ama... ama normal yürürken hiç ses çıkartmazdık. Çünkü konu komşu, çevreye ayıp olmasın diye bak. Çok önemli bir şeydir, bilir misin? Yerdeki haşerata basmamak için adı karınca basmaz efendiye çıkan insanlar tanıyorum ben. Ya ben bizzat kendim şahidim yani, tanıştım. Doğan Bey. Ayyar'a ne güzel örnek oluyorsun. Aman efendim. Yani Osmanlı inceliğidir. Saray adabı muaşeresidir. Öğrenmesi iyi olur. Öğrenmenin sonu yoktur. Hadi gidelim o zaman. Gidelim efendim. Buyurun. İçeride pas tuttum Soner. Aha. Tamam şöyle konuşayım. Aa, sen gerdanlığı niye çıkardın? Beğenmedin mi ya? Ay hayır, çok beğendim de şimdi evde çok fazla geldi. Ben onu dışarıda kullanırım. Ha, iyi tamam. Eğer cidden sevgili babacığım İskender Demiroğlu'nun yanından ayrıldıysa bunu postalayın gitsin. Mafyada adam aranmaz mı ya? Biz nasıl bir sektörün içine düşmüşüz arkadaş ya? Atanamayan mafya gibi kaldım ortada ya. Vallahi ya. Mesleğin de geleceği var hani ha. Yani yükselme şansın yüksek. Fedailikten başlıyorsun, babalığa kadar gidiyorsun yani. Ay Demir, sen bir hava mı alsan acaba ne? Biraz çıksan. Yo, böyle iyi. Ya ben sana mı taşınsam ya, ha? Şimdi ben boşluğa düştüm ya, sen benim yanımda olmak falan istersin. Olmaz. Hayır, olmaz çünkü biliyorsun İstanbul bende kalıyor, yakışık almaz. Ha, onu doğru dedin ya, tamam. Neyse, ben var ya yakında çok büyük bir iş patlatacağım. O zaman İskender'e de ihtiyacımız kalmayacak, seni de bu hayattan kurtaracağım. Aa! Ay ne varmış canım benim hayatımda? Ya senin iş biraz nanay ya. Bugün var, yarın yok. Ben var ya, seni evimin kadını çocuklarımla anası yapacağım. Ay of Demir, tamam tamam. Sen şimdi bunları bırak da... nedir senin peşinde olduğun iş, onu anlat bana. Aşkım Oski, merak ettin değil mi? He? Kutlarken anlatırım. Aa, nar portakal vardı burada ya. Ebruş'um, gel sen şöyle Fatih. Gel, şöyle geçin ya. Ya yana geçin, geçin. Geç, sen dur, sen dur. Siz geçin. Doğan Bey, siz böyle, siz Şahin Bey. Böyle. Tamam, Ayyar aramıza oturur. Geldim efendim. Gel, gel. Geç, geç, sen böyle. Heh, tamam. Söz verdiğim gibi buraya kadar geldim. Benim işim var, ben gidiyorum. Size iyi oyunlar. Hadi görüşürüz. Gel, gel. Ayyar gel, yanıma gel. Ayyar ya. Ayyar sen işte öyle anlat. Ya, o ne oluyor? Teyze, sen bu evlendirme işini kıvıramayacaksın ha, ben sana söyleyeyim. Azıcık Necibe Hanımcığından ders alman lazım. Bilader. Ya şu başındakini çıkarsam biz arkada hiçbir şey göremiyoruz sahneye ya. Bak o eli bir indir. İndir, indir, tamam. İndir, indir, indir. İndirdin tamam. Mi? Bakıyorum bak.
İyi, tamam. Şapkayı yapma. İndirsen ama biz... Bak, hatunun yanında. Tamam, tamam. Bak, git. Tamam, tamam abi. Oğlum bak git. Abi, tamam, bak git. Bak git. Tamam, tamam. Şahin. Tamam, tamam abi, tamam. Ne diyorsun? Selamünaleyküm ağalar, afiyet olsun. Aleyküm, aleyküm selam. Tam vakti mi? Ağalar, hoşaf var mı hoşaf taneli taneli he? Şahin. Şahin. Sessiz ol derler. Ya ne sessiz ol ya? Yeni kere yemek yemezsin mi? Tahmet bir yerim mi? Hoşaf var mı? Otur derler. Otur derler. Ya niye sessiz aga ya? Ben yeni kereyim ya. Tamam ediyorlar. Şahin. Hoşaf benim de hakkım. Ya ben yeni kere değilim. Ya bir sus dedim ya. Ya ama daha... Ya Destur. Sultan II. Murat Han. Sultan Murat Han diyor. İkinci Murat Han'ı da görmeye nail olduk. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Sultanım, destur var mıdır? Abicim bu ne böyle? Otursanıza ya. Otur. Oturun abicim ya. Biz de görelim, biz de izleyelim ya. Sen sultanın karşısında nasıl oturuyorsun lan öyle? Otur abi biz de görelim hiçbir şey görmüyoruz. Lan hem oturuyorsun hem kaykılarak nasıl bir insansın sen? Kalk lan oradan. Abi. Kalksana lan. Kalk oğlum. Kalk. Abi, abi. Nasıl oturuyorsun lan? Tamam. Öldün. Nasıl oturuyorsun terbiyesiz? Kalkma. Kalk. Allah'ını seversen sakin ol. Hayır. Abi alsanıza şunu üstüne. Gel dedim. Abi ne yapıyorsun? Gel. Tamam gel, sakin ol abi. Gel. Tamam ben de... Şuraya gel. Başlayalım. Kaykılı kaykılı oturuyor ihtiyar. Ellerim titriyor ya. Bak ellerim titriyor yani. Haklısın. Dur. Gerçeğin bir zamanı gelir. Dur. Vallahi yok. E nereye gitti bunlar? Yoksa orada mısınız? Evet, geliyorum. Aldım sizi, geliyorum. Irmak'cığım, benim acil bir işim var, onu halledip geleceğim. Acele etme. Ya şu Cemile teyzenin de bir gönlünü alayım ya. Sürekli yanlışlıkla kapısını çalıyorum kadının ya. E bence de iyi edersin. Hadi Demirciğim. Yok yok ya, benim bu demirden kurtulmam lazım. Böyle olmayacak. Aa, anahtar mı yaptırdı bu kendini? Oh İstanbul, sen miydin? Ne oldu, bir yerini mi bekliyordun? Yok yok, hadi geç. Şey, benim içeri küçük bir işim... Bak kızım, bizim gibi insanlar servetleriyle ve onun sunduğu güçle muktedir olurlar. Senin istikbalin de işte benim bu gücümdür İstanbul.
sırf bir adamdan nefret ettirmek için değer miydi baba? Değer miydi? Belki Fatih seni öldürmeyecek, evet. Ama seni benden alıp bana düşman ederek beni öldürmüş olacak. Bak, rahatsız ettim ama dayanamadım. Ya İstanbul nasıl oldu diye merak ettim. Sonra konuşuruz. İstanbul. Fatih. Fatih, beni dinle. Bana güven. Şu an sırası değil. Ama... Kimdi o gelen Irmak? Ay, yanlış numara. Yani yanlış kapının numarasını çalmışlar. Yani birisi değil. Şu ikinci perde başlamadan bir çıkamayacağız işte. Lavaboya kadar gidip geliyoruz. Tabii efendim. Buyurun Osman Hanım. Şahin. Şahin. Kalk gel, kalk, kalk. Maruzatım olacaktı. Değle, nedir derdin? Gönlümü bir kıza kaptırdım ağam. Müsaade ederseniz izdivaç etmek isterim. Sen ne dersin bire gafil? Ocağa girince emin etmedin mi? Bilmez misin ki bir yeniçeri asla evlenmez? Yıkıl karşımdan. Kızım. Dengin olan Ateş'le evlenmen hepimiz için daha doğru olacaktır. Ve emin ol, ne yaptıysam senin mutluluğun için yaptım. Dengim olduğunu düşündüğün Ateş'le nişanlı olduğum sürece hiç mutlu değildim baba. Ve şimdi gördüğün gibi daha da mutsuzum. Gider misin? İyi misin Doğan Bey? Ha? Kim? Ha? İyiyim. Çok güzeldir. Sultan öldürün. Ne? Allah! Ne diyor? Dur! Mübarek olsun. Yürüdüm. Yürüdüm. Benim de yüreğimden.
hayatı sevdiğine kavuşursun. Ya Allah! Ver, 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 ver. Vay be! Lan adamlar oyuncuymuş ya. Ben de diyorum o kıyafetler falan ne üstlerinde, saçma sapan. Aa, çok fena dövdünüz adamları. Ya yazık oldu oyunculara. Oyunda sağlam Bizans oyuncusu bırakmadığınız için ikinci perdesi de oynanamadı tabii. Ya ben nereden bileyim ki? Yani maç çocuktan oynadıklarını ben bilmiyorum ki. Ya adam benim sultanıma saldırıyor yani. Ben orada ne yapacağım? Durmayacağım. Dalarım aga, dalarım. Keşke Fatih de olsaydı. O da katılırdı cümbüşe. Oy kendimi keseceğim ben, kendimi. Allah'tan sizi oyuncu sandılar. Aha. Evden bir ses geliyor, biri var. Ne diyorsunuz? Olmaz, anahtar bende. Dur hele dur. Sakin sakin gidip bir bakalım. Siz burada kalın. Doğan Bey. Sen önden gitme. Siz merak etmeyin. Benimki gitsin ya. Teyze ya. Allah Allah, Allah, Allah. Bir dakika. Kimsin sen? Abi bir saniye. Ey! Evet. Evet. Sen utanmaz mısın? Abi. Ha. Abi. Ya ondan değil. Şşş. Bana bak. Gel bakalım. Kimsin sen bre? Abi. Kimsin? Kulağıma vurdum ben. Duyamadım abi. Hayır. Ne diyorsun? Utanmaz mısın? Ne ararsın başkasının annesinde? Ya bir dakika ya. Bir keyfimizi alalım. Ondan sonra konuştur ya. Bir durun lan. Yok yok. Konuşacağım. Pardon. Şuna bakın. Anlat bakalım. Anlat bakın. Biz bir arkadaşla yıllar önce bir soygun yapmıştık. Ha. Oradan kaçarken arkadaşı vurdular, Allah rahmet eylesin. Ben kaçarken burası boştu abi. Ben de bu altınlar. Ama ben içeride tövbe ettim. Bir daha yapmayacağım dedim ama kötü adamlar beni peşimi bırakmadı abi. Annemi kaçırdılar. Kimler kaçırdı ananı? Pis adamlar kaçırdı abi. Ya bir dakika ya, her şeye inanıyorsun ya. Sen ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun oğlum, bak ben sinirleniyorum ha. Ver bakayım sen şunu bana. Al. Bana bak. Hı. Ne arıyorsun? Kaybolan yılları barıyorum. Hepsi orada abi ya. Ver şunu ben gideyim alayım anama. Gel bakalım. Yine getiriyor lan adam. Gelin. Haydi siz geçin. Geçin haydi biz geliriz. Soner var ya, altınları getirdi. Getirmezse annesinin mevlidine gitsin. Altınları getirmezse annesini öldürmeyelim abi, rehin alalım. Çok güzel tarhana çorbası yapıyor. Var ya nefis. Hele bir pilav yapıyorum. Mis, tereyağlı, tane tane. Oğlum siz yaşlı başlı kadına yemek mi yaptırdınız ya? Ne yapalım abi, her zaman hazır alıyoruz. Bu sefer de anne yemeği olsun dedik ya. Bu tereyağını acaba pilavı yaptıktan sonra üzerine mi eritiyor yoksa yaparken, kavururken mi koyuyor ya? Ne bileyim abi. Siz kaç tane yediniz? Ben 7 tane yedim abi. Sen? Ben de 5 tane abi. Ben niye 2 tane yedim? Oğlum hep sıcakları bana veriyorsunuz ya. Cık cık cık. Dayının parasını tam ödeyin ha. Kaç para abi? 10 lira. Yuh, 10 lira mı? 10 lira evet. Ya verin hadi. Tamam abi. Var mı sen? Yok. O kadar pilav dediniz, karnımı acıktırdınız ya. Siz burada bekleyin. Ben bir yemek yiyip geleceğim. Kat mıymış, değil mıymış? Oralara bak. Nerede? İşte.
Orada kestane yiyorlar. Vay ihtiyar, tevafuka bak. İyiymiş. Haydi bakalım. Ya bir tatsızlık çıkmasa ben altınları verip anneme alsam olur mu usta? Ha? Vallahi. Bakalım, geç yerine. Akıllı çocuk. Heh. Hadi kazamız mübarek olsun ihtiyar. Gel hele gel. Mübarek olsun. Haydi bakalım. Biz cenk ederken sen de ananı kurtarırsın. Tamam. Hastur! Selamın aleyküm ağalar. Hayırdır ya? Hayırdır. Siz niye dersiniz böyle? Yaşlı hanımefendiyi ağlatır mısınız ha? Sana ne lan? Ne demek sana ne? Bunun için mi edersiniz yoksa ha? Evet, onu bekliyoruz. Öyle mi? Şahin efendi bak, bunu beklerlermiş. Gel bakalım. Gel anacığım gel. Kurtulun gel. Altınlar sizde kalabilir. Benim en büyük servetim yanında. Allah razı olsun ağalar. Hoşçakalın. Korktun mu anacığım? Çok. Haydi geçmiş olsun. Hadi ihtiyar çok soğuk. Eve gidelim. Haydi yürü. Görüyor musunuz? Tiyatroya gideceğiz diye heveslendik. Adam hırsız çıktı. O uğursuz biletler kimin talihiydi acaba? Sus kız. Yıllardır bir hazinenin üstünde yaşıyormuşuz. Haberimiz yok. Bir de imalı imalı konuşuyorsun. Hah, o altınların suçlusu da mı ben oldum şimdi? Helal olsun sana ya. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereye kayboldun Fatih Efendi? Oyun çok güzeldi. Öyle mi? Öyle. Daha ziyade oyun içinde oyundu o derece. Fatih abi görecektim var ya. Şahin abiyle Doğan abi sahneye çıktı. Bizanslı ağız burun kırdılar valla. Kenara at durmadılar yani. Fatih ben sana bir çay getireyim. Sen zahmet etmeseydin o sefer koyar. Yok yok ben getiririm. Ebru'şum da bütün akşam Fatih nerede Fatih nerede diye bakındı. Teyze ne iş? Ebru deyip duruyor. Ne iş? Ay çok yakışıyorsunuz birbirinize. Ya teyze saçmalama. Allah Allah olmaz öyle şey. Yazık günah kızı da boşuna. Ay, sağ ol. Olaylar bununla da bitmedi tabii Fatih. He, hayırdır? Altınların hepsi buradadır. Gecenin evet. Kahramanları da geldi. Ne altın ya? Hayırdır, ne oluyor? Sen uyu. Eve hırsızlar da dandı. Ne hırsızı ya? Hayırdır? Benim laptop yerinde mi? Ne? Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Aklına ilk gelen laptop mu oldu? Baktım ev dağınık değil. Hani ben o açıdan dedim. Ben olmasam ne olacak canım? Aslan gibi iki tane yeniçeri var. Ne oldu? Nurseda Hatun bir çay dök de anlatayım. Hadi hadi geç oldu. İmarethanede hem çay içersiniz hem hikayeyi anlatırlar. Sen de imarethanede kalacaksın. Ebru'şum senin yatağında uyuyacak bu akşam. Ben de gideyim mi? Sen dur. Ders çalışacağız seninle daha. Ders mi? Bir çay içeydik. Ya abi yürü içeriz orada. İyi akşamlar hadi hanımlar. Güle güle. Hadi güle. Ne oldu arkacığım? Ne hırsızı? Ne ara geliş? Nerede bu gerdanlık ya? Thank you.
Ha şey, ya gerdanlığa bakmıştım da ben aşkım olsun ya. Bunda bir küçük bir problem vardı da onu ben değiştireyim. Bize yakışmaz yani. Yok yok, sıkıntı yok kalsın. Ya aşkım olsun, ben çok kötü bataktayım ya. Ben var ya, o yapacağım iş battı benim. Ben bu gerdanlığı var ya, böbreğimi satsam ödeyemem. Ki ben öyle şeylerden çok korkarım. Böbrek böbrek işine giremem ben yani. Ne saçmalıyorsun Demir, iyi misin? Neyin var? İskender Bey beni işten kovdu. Çulsuz kaldım. O yapacağım iş de battı. Ben bu gerdanlığı en iyisi geri vereyim ya. Ay. Yok, ben bu gerdanlığa uygun elbise sipariş ettim. Olmaz. Ben sana sonra daha kralını alırım bunun. İşe gireyim, daha güzelini alırım. En güzelini alırım. Ay. Bugün yeni bir iş görüşmesine çağırdılar. Çok iyi pozisyonla. Yani yalvar yakar çağırdılar. İş tamam yani, kesinlikle. Tamam Demir, alacağını aldın. Hadi git, hadi. Dur. Dur, şu böreği de alayım ya. Onu ben daha yerim ya. Hadi artık, aldın. Hadi Demir, hadi. Hadi çık artık canım. Hadi güle güle. Hadi. Aşkım olsun ki sen hiç merak etme. Bu sıkışık günlerimiz çabuk geçecek. Güzel günler gelecek. Sıkma canını, tamam mı? Sıkmam. Sıkmam artık. Sıkmam. Teyze, ya bu Doğan Bey sana evlenme teklifi etti ama devamı gelmedi ya. Hayırdır inşallah, ne oldu? Bilmem, yavaştan alıyor gibi ha. Allah Allah. Özel hayatında bu çaktığı Osmanlı tokatları kadar hızlı değil galiba. Şimdi göstereyim ona yavaştan almayı. Ay ya! Gel çocuğum, gel. Ne oldu, hırsız mı girdi? Söyleyin nerede o, burayım gafile. Ay yok be, ne hırsız, Allah Allah. Bak hale bak, almış eline de oku, şahin kılıklı. Bak çocuk, şimdi koşa koşa Doğan Bey'in yanına gidiyorsun. Diyorsun ki beni Asuman ablam yolladı. Dedi ki bir büyüğünü alsın, gelsin beni istesin. Hadi koş. Emredersiniz Asuman abla. Hadi koş. Yavaştan ha. Şaka şaka, ölmedim. Nükteler, nükteler. İhtiyar. İhtiyar. Surlara sancağı ilk ben dikeceğim. Ana, gitmiş bu. Uy, ya ne oluyor ya? Anlat ya. Haliç'te donanma mı battı ihtiyar? Dehle de. Ne oldu? Tövbe, tövbe. Şahin. He. Hem her türlü hınzırlığı edersin. Nerede ne halt edeceğin belli olmaz. Ama bir taraftan da temiz mi temiz, saf mı saf, Keloğlan'ın tekisin. Hep derim bunun bir teli kopmuş diye. Evet. Görmezsin değil mi sen şimdi? Ha? Göremezsin değil mi gerçekleri? E gerçeği ya, ne diyorum, anlamıyorum ki. Ne oluyor ya? Şahin, sen benim yüreğimin nasıl parçalandığını görmez misin ha? Hem benim gözlerimin içine bakarsın, hem de kalbimin nasıl yandığını anlamaz mısın? Sen ne biçim kardeşsin? Ne biçim? Görüyor ya. Ya, ya deme bana öyle, bak yüreğim parçalanıyor ihtiyar. Ya çıkar ağzındaki baklayı he. İhtiyar. Bak Şahin. Doğan abi, Doğan abi. Nedir oğlum, ne oldu, ne? Nefeslen, ne oldu? Asuman abla. Ne oldu Asuman Hanım'a? Asuman abla diyor ki Doğan abi bir büyüğüyle gelsin, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle beni istesin diyor. Ne? Allah! Allah! İhtiyar! Allah! Allah, bu çılık haberini sen gel abone. Allah, güzel var ya. Yerim ben seni ya. Ne güzel bu selah haberler. İhtiyar evleniyor ya, sıra bana geliyor. Ya senin de derdin bu olsun ya. Ya tamam, söyleriz Şemsettin Hoca gider ister. O bizim büyüğümüz. Ben gideyim o zaman. Hadi. Seni var ya. Ya İhtiyar evleniyor, sıra bana geliyor. 40 gün 40 gece düğün yapacağız, herkese hoşaf dağıtacağız. Allah ihtiyar. Yeter gafil! Yeter! Yeter, bırak! Sen anlamaz mısın?
mısın? Sen gerçeği görmezsin değil mi? Ha? Hala anlamazsın değil mi? Biz yeniçeriyiz. Evlenemeyiz, bilmez misin? Ne diyorsun ya? İstanbul. İskender Bey seni, biricik kızını çok sevdiği için böyle bir oyuna başvurdu. Emin ol, benim bu oyunla hiçbir ilgim yok. Bu nasıl bir oyun ki? Seninle ilgisi olmadığı halde sonunda seninle evleniyor. Ben sadece seni seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Artık güvenemem sana. O zaman niçin benimle nişanlandın? Nişanlandım çünkü yalanlarınızla kafamı karıştırdınız. Bence asıl şimdi kafan karışık. Seni üzmek istemem Ateş. Ama seni sevmiyorum. Fatih'i seviyor musun? Lütfen git Ateş. Yeniçerinin izdivacı olmaz. Ucuğa girerken biz bunu biliriz de gireriz. Kazanı şerif yemine etmişliğimiz vardır bizim. Ya var tamam ona var da yani şimdi de yeniçeri ocağı yok ya yani. Ben ondan diye belki. Sen kimi kandırırsın? Beni mi kandırırsın? Kendini mi kandırırsın? Biz neyiz? Neredeyiz? Bu zamanda iki yeniçeriyiz. Fethe katılalım diye nübet yerini terk edince Akşehir'in bizi tayi zamana itti. Tamam. Ama bak ben son yeniçeriyim. Sen de sondan ikinci yeniçerisin. Akşehir'in bizi vazifelendirdi. Görevliyiz biz. Öyleyse biz hala yeniçeriyiz. Nurseda Hatun da çok güzel şekerleme kıtlıyordu. Kıtır kıtır. Hele onu bana hiç sorma. Osman Hanım'a öyle ümit verdim, öyle ümit verdim ki. Gel beni istet der. Hatunları unutacağız diyor ne? Bak Şahin beni dinle. Tamam, biz sevdik. Tamam, biz yandık. Ama bağrımıza taş basacağız. Bunu da öğreneceğiz. Başka çare yoktur. Gönlümüzdeki ateşi söndüreceğiz. Başka çaremiz yok. Altınları kendimizden uzak tutacağız. Uzak tutacağız ki bizi eş olarak bilmesinler. Bizi sevmesinler. Kendilerine yakıştırmasınlar. Bu işte. Vay be. Er meydanının cengaver ihtiyarı. Bu meşk savaşında ilk defa geri adım atacağız he. Ya ben bir tek Nurseda Hatun'u sevdim ömrümde. Başka kimseyi sevmedim ya. Geri çekileceğiz Şahin. Gel bakalım. Ya bırak. Tüh sana. Tüh.
Öyle uzaktan süzeceğinize gelin bakın eksik yedik var mı? Aha. Bu ne be? Teyze var ya, senin bu çeyiz sandığını en kısa zamanda güncellemen lazım, söyleyeyim. Bırak kız onu. Sen ne anlarsın süsten püsten? Buzdolabı süsü bu. Bundan esnaf bizim Almanya'daki evde de vardı. Yani çok güzel. İnşallah benim evde de olur. Bak, görüyor musun Nur Seda? Bilen nasıl biliyor? Ay canım benim, inşallah Allah sana da nasip eder. En yakın zamanda. Yavaş yavaş. Bir ayağın frende olsun. Kızlar, neredesiniz? Asu, Nur Seda. Necibe abla da geldi. Şimdi işleri kolaylarız. Gel Necibe abla, gel. Bu Necibe abla dediğiniz uzman biri mi? Ha, uzman. Marmara Üniversitesi'nde çeyiz üzerine kürsüsü var. Aa. Kekleme kızı. Git karşıla kadını. Aman kızlar, yavaş. Dökülürse yanarsınız vallahi. Siz de mi iş görüşmesine geldiniz? Evet. Hangi pozisyon? Yok bir şey ya. Demir Bey, buyurun. Görüşmeye sizinle devam edeceğiz. Kızlar, hep gülüyorsunuz vallahi. Bekleyin, beraber gideceğiz. Selamun aleyküm. Efendim? Yani merhaba. Merhaba. Eğer sizin için de uygunsa ben direkt işe başlayabilirim. Demir Bey, işe başlama için değil, iş görüşmesi için çağrıldınız. Mesela reklam sektöründe deneyiminiz var değil mi? Olmaz mı? Tabii var ya. Ben var ya, televizyon, melevizyon hiçbir şey izlemem. Sadece reklam izlerim, biliyor musun? Bu da bende çocukluktan kalma bir alışkanlık. Annem mama yedirirken sürekli reklam izletmiş. Şimdi nerede reklam görsem izlerim. Gel Özlem. Yalnız üniversite mezunu şartı arıyoruz biz. Arayın tabii efendim, arayın ya. Biz de sonuçta orta iki terk değiliz yani. Orta üçten terk ettik. Şaka mı bu? Şaka şaka. Ben enerjisi çok yüksek, takım ruhu gelişmiş, liderlik vasfı olan presentable bir insanım. Yani benim çalışma saatlerim de esnektir. Öyle belirgin bir çalışma saatim de yok. Her saat çalışabilirim yani, hiç problem değil. Yani son diplomanız. Ha, yalnız ben 2 yıllık mezunuyum. Ama 4 yılda bitirdim. Bu arada bu 2 yıllıklar askerlik düştü mü ya? Yoksa siz hala askerliğinizi de mi yapmadınız? Ay 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 ay, şuna bak. El emeği göz nuru işte bunlar. Şimdikiler bunların değerini bilmiyor şekerim. Al canım, al koy. Yani şimdi Asucuğum, çeyizinde eksikler var. Eğri oturalım, düzgün konuşalım değil mi canım? Ama hiç merak etme. Ben organize olacağım, eksik parçaları eşe dosta dağıtacağım, yetiştireceğim ben de. Allah razı olsun ablacığım. Sen uzat bakayım elini. Ne? Elini, elini uzat. Bakayım. Baksana, bu ellerle ince iş olmaz ki yine o yası falan. Odun gibi bunlar be. Yuh! Sağ ol yani. Sen de bir genç kıza nasıl iltifat edilir bayağı iyi biliyormuşum. Torpil bekleme Nur Seda. Necibe abla bu konularda adaleti temsil eder. Hangisi benim? Hangisi? Çok şekerli olansın. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bekar mısın sen? Evet. Ha, çok güzel. Dur o zaman bakalım. Nerelisin sen? Bursa. Hı. Boyun? 1.68. Kilo? 48. Üniversite? Mezunum. Hı. Şehir dışı? Olur. Tamam. Sana uygun 37 tane aday buldum. Bak. Bu nasıl? Aa, orada dur Necibe abla. Nerede? Orada. Yani Ebru benim. Yani o iş bende. Bu aralar üzerine çalışıyorum. Sen bana odaklan. Aa, tamam canım, tamam. Merak etme. Şey, bana bak kız. Kiralık ev falan baktınız mı? Vallahi istemeden sonra düşünüyorum. Hem mutfağı genişçe olmalı. Yani tabii bir de odalar
Kaç oda olacak, kaç salon olacak yani, çoluk çocuk olacak yani, bunları düşünmek lazım. Oo, yavaş. Sen de bayır görmüş menübüsçü gibi aldın vitesi boşa saldın yokuş aşağı, bu ne be? Peki Demir Bey, hobileriniz nedir? Hobilerim? Çek senette sahtecilik, kol kırma, kafa kırma. Şaka şaka. Yalnız var ya, çok iyi para tahsil ederim ha. Misal, sizin bir yere iş yaptınız, alacağınız var değil mi? Canlıyı alamıyorsunuz. Ben gidiyorum oraya, lak diye canlıyı alıyorum, şılak diye sizin masaya koyuyorum. Yabancı dili sormuyorum bile. Yo, sorabilirsiniz. Çekinmeyin, burada birbirimizi tanıyoruz canım. Ben ülkemizdeki bütün şiveleri biliyorum. O yabancı dil olarak sayılıyor mu? Peki Demir Bey, oldu. Biz sizi daha sonra arayacağız. Tahmin ne zaman ararsınız? Ona göre bekleyeyim de. Beklemeyin. Yapmayın ya. Ofis boy olarak bile mi? Sizi mümkün değil. Benim boy boy hayallerim vardı ya. Ofis boy, bel boy, hel boy, kov boy. O da mı olmadı? Kızlarla iki dakika sohbet edeyim o zaman ben ya. İhtiyar, bu kadar gamlanma, kederlenme. Duvarı nem, insanı gam yıkar. Yaradan'a havale et. Doğru dersin. Lakin yüreğime söz dinle tamam. Ben Yeniçeri'nin izdivaç edemeyeceğini nasıl unuttum? Nasıl nefsime yanık düştüm? Sevdalandık ihtiyar, sevdalandık. Ben nereden bileyim sevdalanınca böyle oluyor? Ben bir kere sevdim hayatımda. Bir tek Nursettin Hatun'u sevdim. Asuman Hanım'a ümit verdim. Yüzük taktım. O benim yüzüğümü taktın, evet. Konumuz o değil. Şimdi ne ederim ben? Ne ederim ben şimdi? Yapacak bir şey yok ihtiyar. Yeniçeri Ocağı'nda kazan-ı şerif üzerine biz and içtik. Mecbur sen Asuman Hatun'u, ben de Nurseda Hatun'u unutacağım. İyi de ümit verdik gafil. Kalp kırmak büyük günahtır. Bunun hesabını öbür dünyada nasıl veririz biz? Yürekleri serinince bir helallik alırız. Biz onlardan uzak kalmaya çalışsak da onlar bizden uzak durmaz ki bra. Arayı soğutacağız ihtiyar. Arayı soğutacağız. Böylelikle biz onlardan değil, onlar bizden ayrılmış olacaklar. He? İyi de nasıl soğutacağız? Vallahi yapacak bir şey yok mahsusçuktan. Yani gerçek değil mahsusçuktan. Sen Asuman Hatun'a kötü davranacaksın. Ben de Nurseda Hatun'a kötü davranacağım. Olmaz. Ben Asuman Hanım'a kötü davranamam. Yok 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 yok, mümkün yoktur, olmaz. Ben ona kötü davranamam. Ben Nurseda Hatun'a nasıl kötü davranayım? He? Ben bir tek Nurseda Hatun'u sevdim, başka kimseyi sevmedim. Ama mecbur bağrımıza taş basacağız. Teyzelerin gülü bu, gülü. Yapmış yine yapacağını. Ne yaptın? Allah Allah, kuru fasulye. Ya teyze ya, bunu çok güzel yapıyorsun sen. Bana da öğretsene bunu. Seve seve. Ay Osman ablacığım, çok güzel yemek yapıyorsun. Yani biliyorsun değil mi, bu yemeklerin yüzünden Almanya'dan kesin dönüş yapıp Türkiye'de yaşayacağım. Bak cimcimeye, Fatih için geliyorum demiyor da yemeğimi bahane ediyor. Ay abla çok kötüsün. Aa, ama artık abla yok, yavaş yavaş akraba oluyoruz. E teyze anne yarısıdır. Yarı kaynana sayılırım. Size kolay gelsin. Ben bu fasulyeye yürürüm arkadaş. Şşt! Onu Doğan Bey'e pişirdim. En sevdiği yemek etli kuru fasulyeymiş. Vay arkadaş ya. Erkeğin kalbine giden yol midesinden diyorsun yani. Ben o yolu çoktan geçtim Nurseda Hanım. Hayırlısıyla beni gelip isteyeceği günü bekliyorum. Darısı siz bekarların başına. Vay be! Havan kime? Güzelim. Doğan Bey. Asuman Hanım. Asuman Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerimle yaptım. Niye zahmet ettiniz? Zahmet ne demek? Eyvah! İhtiyar Asuman Hanım'ı görünce gene aklı başından gitti. Ne konuştuğumuzu unuttu.
İhtiyar pişmiş kelle gibi sırıtma böyle, az şu suratını az. Ben tağımı hazırlayayım, o zaman tağım edelim. Sen tağıma kalacaksın mı Asuman Hatun? Yok, benim işim var. O zaman biz de ihtiyarla gidip tağımı hazırlayalım birlikte. He mi ihtiyar, he mi? Tabii tabii. Asuman Hanım, müsaadenizle. Konuştuk seninle, he? Hatunlara kötü davranıp kendimizden soğutmayacak mıydık? Öyle dedik. Öyle dedik. Peki o zaman Asuman Hatun'u görünce niye pişmiş kelle gibi sırıtıp duruyorsun? Ne bileyim canım. Ben ne ettiğimi bilir miyim? Unuttum işte. Ne ettiğimi bilir miyim? Unuttum işte. Sıfat insan sıfatı, hafıza balık. Çok da güzel kokuyor. Ayıptır, ayıptır. Yiyin bakalım, beğenecek misiniz? Ne güzel olmuş, ne güzel olmuş. Elinize sağlık Asuman Hanım. Afiyet olsun. Arkadaş, bu adam gerçekten balık hafızası ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye tahmin etmediğin belli. Baksana böyle fasulye mi olur? Taş taş, bak kuş avlasan düşer ya. Yeter be, bu ne ya? Baksana Yeniçerinin dişi kırıldı. Değil mi ihtiyar? Hani ilk kaşığı alınca hoşuma gitmişti ama bu hiç pişmemiş. Yani dişime taş geldi sandım, ondan ah dedim bu. Cık, olmamış. Beğenmedin yani. Beğenmedim. Nimet mi? Nimet. Allah'ın gücüne gitmesin. Nimet hakkında böyle konuşmak doğru değildir ama... hiç beğenmedim. Aa! Allah Allah, Allah Allah ya. Ya içinden kıl çıktı ya. Bu nedir ya, bu nedir ya? Değil mi ihtiyar? Kıl çıktı, kıl. Böyle yemek mi olurmuş canım? Sensin kıl. Madem beğenmediniz, yemeyin o zaman. Yemiyorsunuz yani, ha? Yemeyin o zaman. Hadi. Afiyet olsun. Öyle olsun. Sahi, Asuman Hanım'ın kalbini kırdık. Evet, ama o üzülmesin diye. Onun hep iyiliği için yaptık ihtiyar. Ah, ben ne halt ettim. Ne haber kız, özledin beni? Demir Bey, siz kovulmamış mıydınız? Neden geldiniz? Yuh arkadaş ya. Siz benim arkamdan dedikodu mu yapıyorsunuz ya? Ayıp be. Şuna bak şuna, nasıl öğrenmiş hemen kovulduğumu ya? Allah bilir arkamdan dalga falan da geçiyorsunuzdur size. Yazık be. Aşk olsun Demir Bey, öyle şey olur mu? Benden öyle şey bekliyor musunuz? Lütfen ama. Şşş, tamam. Sus. Tamam, her şey bitti. İskender Bey içeride mi? Yok, daha gelmediler. Kızım bize de mi lolo ya? Ayıp ya, o kadar mesaimiz var be. Yazıklar olsun be. Demir Bey durun, gelmedi diyorum. Lütfen bekleyin. Demir Bey lütfen, rica ederim. Dinler misiniz?
İskender abi, çok özür dilerim. Engel olmaya çalıştım ama. Tamam kızım, sen çık. Duydun, çık dedi. Evet, ne var? Şimdi siz Demir buraya niye geldi diye düşünüyorsunuz. Siz şöyle düşünmüşsünüzdür. Demir dışarıda iş bulamadı, yapamadı. Kürkçü dükkanına geri döndü diye düşünmüşsünüzdür. Söyleyin, açık açık söyleyin, öyle mi düşündünüz? Çok doğru düşünüyorsunuz İskender Bey. Dayıcığım, ben dışarıda yapamadım, acıyın bana. Sudan çıkmış balık gibi öndüm, yapamadım. Demir, bırak elimi. Bırakmam, bu eli ben bırakmam. Dayıcığım, bana yardımcı ol. Ya bırak elimi, bırak elimi Demir. Bırakmam, ben bu eli bırakmam. El elden üstündür, sizinki benden 10 kat daha üstün. Ne olur dayıcığım, beni bırakmayın. Kimse beni bizime bakmıyor, ayağım turam olayım, ne olur. Demir, tamam. Peki, hadi aldır işi. Tamam mı? Yemin edin, iki gözün önüme atsın deyin. Ha? Yemin için ne olur, vallahi deyin ya. Bak Demir, pişman etme, gene atarım. Tamam, sustum. Ben gidip silahla rozetimi alayım o zaman, değil mi? Teyze, ne oldu? Sorma Nurseda. O yüzük takan, çiçek veren, ateşler yakan adam gitti. Yerine kaba saba bir adam geldi. Nasıl ya? Ne oldu be? Ya yemekten bir kaşık aldı. Ha bir araba laf söyledi. Yok taş gibiymiş, fasulye de yok, dişi kırılacakmış. Doğan Bey. Ya Doğan Bey. Tatsız tuzsuzmuş efendim. Kıl çıkmış, tüy çıkmış. E geçirseydin kafasına tabağı. Yine ne var Demir? Ya böyle kapıda mı konuşacağız ırmak için ya? Bir 5 çay içmez miyiz ha? 5 çayıymış. Çayınıza süt de ister misiniz ekselansları? Ya ben Kraliçe Elizabeth miyim ya? Ne sütü ya? Ayrıca bir kere sütlü denedim, hiç güzel olmuyor ya. Hadi şekersiz neyse de süt çok kötü. Ay Demir, niye geldin? Ha. Ya İskender Bey beni işe geri aldı. Dayanamadı. Ay Demir, İskender Bey'in işine geri mi döndün? Çok sevindim, gel. Ya nasıl dönmeyeyim ya? Koskoca İskender Demiroğlu yalvar yakar. Ayaklarıma kapandı, ellerimi tuttu. Aman Demirciğim, 2 gün şirkete gelmedim. Bu şirket batmanın eşiğine geldi, geri dön dedi. Elime sarıldı, elimi öptü desem inanır mısın? Ya inanmam. Zaten öpmedi. Ya esasında ben istedim de yani öpmedi ya. Ben kimim ki yani? Demir kim ki? Aa, Demir. Hoş geldin. Hoş bulduk İstanbul. Oldu o zaman. Ben gideyim. Zaten öylesine uğramıştım. Tamam. Görüşürüz Demir'cim. Aşkın toz. Fatih'i mi düşünüyorsun? O kadar kötü davrandım ki. Utanıyorum. İstanbul. Bırak artık geçmişte olanları. Hep bu kadar geçmişe takılırsan geleceğini göremezsin. Geleceğim var mı ki? Ay sen iyice depresyona girmişsin İstanbul, farkında mısın? Bak bu akşam seni yemeğe çıkarıyorum, yemek yiyeceğiz, tamam mı? Hayır, hiç havamda değilim, çıkamam dışarı. Hayır, hayır efendim. Hayır küçük hanım, dışarıya çıkıyoruz o kadar. İnat edeceğim diyorsun. Evet, sen güler misin artık biraz? Ay! Isırırım seni bak. Gıcık. Canım çok sıkılıyorum artık ya. Gel biz konuşalım, boş ver. Ne konuşalım? Şey de... Selam millet. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne yaptın Fatih? Yara yırttın mı? Ne yeri? Teyze anlamadım. Akşam lüks bir lokantada 4 kişilik yara yırt dedik ya hani, dışarıda yiyelim diye. Bana mı dediniz? Vallahi
Yok, bana kimse bir şey demedi. Söylemedik mi Nursel? Söyledik de bu unutmuştur. Yok vallahi. E şimdi söyleyelim o zaman. Bu akşam 4 kişilik yer ayırt. Benim de biraz işlerim var. Onları halledip geliyorum. Teyze şeyi söylemeyi unuttum. Ne oluyor bunlar ya? Teyze, vallahi hakikaten pes diyorum. Ne yaptın ettin? Yine beni Pinokyo yaptın ya. Helal olsun. Nurseda, Fatih'e desek, Ebru'yu al yemeğe götür desek götürür mü? Birbirlerini tanımaları için yalnız kalmaları lazım. Ne yapayım? Niye 4 kişi yaptırdın rezervasyonu o zaman ya? Nasıl yalnız kalacak bunlar? Nurseda, ya biraz kafanı kullan. Yemekten önce tüyeriz biz. Teyze pes. Harbiden pes. Bazen korkuyorum senden yani. Korkma benden. Ben Doğan Beyciğim'i temizliği basını verip geliyorum. Doğan Bey. Ne vardı? Libasını yıkadım, ütüledim, getirdim. Falan yok Doğan Bey. Leke senin kalbinde var. Baktığın her yerde leke görüyorsun. Nasıl leke yok? Nasıl leke yok? Ev tarafında küçük bir sürü leke var. Bir de ütüledin mi dediniz? Söylemeseniz hiç anlamayacağım, ütülemiş misiniz? Ütülememiş misiniz? Al kendini yıka bundan sonra. Başlar ben böyle işe. Ben dayanamam Asuman Hanım'ın üzülmesine. Yok arkadaş. Gideceğim, gerçeği söyleyeceğim. Kardeşim bir bildiğim var ya. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Sebat et. Fatih'cim bayıldım, bayıldım buraya. Ben de çok beğendim. Çok şirin bir yer burası. O cümcümem senin gibi işte. Artık hakkınızda hayırlısı. Teşekkürler, sağ olun. Nurseda. Hadi bir lavaboya gidip gelelim. Aa, hiçbir yere gitmem ben. Karnım çok aç. Yemek yiyeceğim. Ya gidip geleceğiz hemen yersin. Ya dur be. Bir sipariş verelim bari. Sonra gideriz 100 numaraya. Nurseda. Hı. Ben veririm Vestiyer'e bunu. Garson. Heh, gel. Buranın çıkışı var mı? Bu kapı dışında. Aşağıdan merdivenlerden sağa dönün efendim. Ha. Çıkış kapımızda. Hadi. Sağ ol. Öf teyze be. Bırakmadın 2 lokma bir şey yiyelim. Ayar oldum ha. Kız biz buraya yemek yemeye mi geldik? Fatih ile Ebru'yu baş başa bırakmaya geldik. Tamam. 2 lokma bir şey ataydık da öyle gideydik. Ha, bir de taneli hoşaf isteyeydin. Her gün Şahin'e daha çok benziyorsun. Farkında mısın? Düşünme. Ne alakası var ya? Ah burayı çok seviyorum. Atmosferi çok güzel. Neyi? Aman hadi boş ver şimdi. Otur otur. Karar verdin mi?
bizimkiler gelsin de söyleriz ya. Hakikaten onlar da gittiler, dönmek bilmiyorlar ha. Nerede kaldı bunlar? Gelirler canım, merak etme. Yani biz sohbet edelim hem. Neler yapıyorsun? Öyle işte, bildiğin gibi sıradan. Ben bir teyzemleri arayayım ya. Gelirler, merak etme. Ben gene bir arayayım, merak ederim ben. Alo. Teyze neredesiniz? Gittiniz, dönmek bilmiyorsunuz. Canım ya, Ayar aradı. Biz lavabodayken karnı çok ağrıyormuş zavallının. Ha, ondan biz apar topar eve gidiyoruz. Pinokyo'sun Pinokyo. Hayda. Dur o zaman biz de gelelim ya, öyle olmaz. Yok canım yok. Hiç gelmene gerek yok. Önemli bir şey olursa ben seni ararım. Siz Ebruş'umla böyle baş başa bir yemek yiyin. Tamam teyzeciğim, tamam, tamam. Ne olmuş? Bizim Ayyar'ın karnı tutmuşmuş. Bizimkiler de oraya gitmişler. Üzüldüm, geçmiş olsun. Ya aslında çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Öyle baş başa kaldık, konuşur sohbet ederiz. Haydi bakalım. Nerede kalmıştık? Yemekte işte. Balık sen seçtin mi ne söyleyeceğini, karar verdin mi? Sen seç. Olaylara bir de olumlu açıdan bak İstanbul. Asma suratını artık. Ay az kalsın sevmediğin bir adamla ateşle evleniyordun İstanbul. Büyük bir hatadan döndün. İyi ki o gün beni hastaneye götürdün arkadaşım. İyi ki Kazım'la konuştum. Fatih'le ne zaman konuşacaksın? Bilmiyorum. Çocuk ne haldedir şimdi? Yatak döşek seni düşünüyordur. Yazık günah ona İstanbul. Ya o kadar saçma sapan şeyler yaptım ki. Onca şeyden sonra nasıl bakacağım yüzüne? Ay İstanbul. Çok alakasızdı canım, şey çekti ya. Neydi onun adı? Ne? Karnıyarık. Balık yemeye geldi. Karnıyarığın ne işi var burada? Menüye bak, belki vardır karnıyarık. Ha ay ne bileyim, canım çek. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar Doğan Bey. Asuman Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey kaldı mı? Rica etsem. Ben bir Ayyar'a bakayım. Yani ben... Ben lafa nereden başlayacağımı da bilemedim şimdi. Sizi çok müteessir ettim. Kalbinizi kırdım. Hakkınızı helal edin. Kabahat sende değil Doğan Bey. Kabahatin büyüğü bende. Çapsız bir adamdan samimiyet bekleyince... Kırılıyor insan. Çapsız. Ben ne demek istediğinizi anlayamadım. Ama iyi bir şey demediniz. Bakın. İnanın ben sizin kalbinizi kırmak istemezdim. Hakikati konuşmak gerekirse ben sizi kendimden soğutmak istedim. Nasıl yani? Ben size, ben izdivacınıza talibim dedim. Size umut verdim. Nefsime yenik düştüm. Size gönlümü kaptırdım. Çok önemli bir şeyi unuttum ama. Biz yeniçeriler evlenemeyiz. Zinhar evlenemeyiz. Neden evlenemezsiniz? Yeniçeri ocağına girdiğimizde... Kazanı şerif üzerine yemin ederiz. Evlenmeyeceğiz diye. İşte bu yüzden yeniçeriler zinhar evlenemez.
560 yılı geçmiş yani. Yeniçeri ocağım kaldı. Olmaz efendim. Yemin etmişim bir kere. Yeminimden geri dönemem. Hakkınızı helal edin. Bundan döndün ama. Necip abla. Hani bahsettiğin şu adam vardı ya. Hala evlenmek istiyor mu benimle? Gelsin istesin. Ben hayatımda dürüstlüğe çok önem veririm Fatih. Yani iki insan bir ilişkiye başlayacaklarsa dürüst olmalılar. Yoksa bir ilişkiye başlamanın anlamı yok. Bak Ebru, yani teyzem sana ne söyledi bilmiyorum ama... sana dürüstçe söylemem gerekirse bizim seninle aramızda bir şey olamaz. Çünkü ben başkasını seviyorum. Ben bir lavaboya gideyim. Gelmemi ister misin? Ye onu ye. Fark ettim. Nerede biliyor musun? Ya şöyle düz gidiyoruz. Ben orada işaret et. Sen yine de bir sor. Tamam. Anlıyorum. Ya zaten sen beni yanlış anladın. Ben bunları arkadaşça söylüyordum. Harbiden mi? Evet. Çok özür dilerim ben ya. Ne bileyim öyle teyzem hani... Ah be teyze ya. Çok özür dilerim. Arkadaşız ya. Arkadaşız. Eyvallah. Eyvallah. Gözlerindir deryası.